T24'ten merhaba. Bugün gezi eylemlerinin 6. yıl dönümü. Bir ay sonra da gezi eylemleri nedeniyle açılan 16 sanıklı davanın ilk duruşması 24 Haziran'da Silivri'de görülmeye başlanacak. Hem davayı hem geziden bugüne yaşananları Taksim Danışma Platformu'ndan avukat Can Atalay'la konuşacağız. Can Atalay aynı zamanda gezi davasında sanıklarından birisi. Hakim karşısına çıkacak. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Aslında davayla başlamak istiyorum. Davanın açıldığı günden 6 yıl öncesine döndüğünüzde bu arada geçen süreçte hukuken ne oldu? Hiçbir soruşturma yürütülmedi mi? Neden 6 yıl sonra bir iddianame hazırlandı ve bu kadar büyük iddialar ortaya atıldı? Siz bu süreci nasıl yaşadınız? Önce şeyden başlayayım. Taksim Danışması sadece Taksim Danışması. Taksim Platformu ayrı bir tüzel kişilikli Taksim Danışması'nın bileşenlerinden birisiydi. Bu konuştuğumuz mesele açısından önemli bir başlık. O yüzden işaret edeyim. Şöyle, 2013'ün 3 Temmuz günü Taksim Yayalaştırma Projesi adını verdikleri ama Taksim gezisini betonlaştırmayı hedefleyen imar planının iptaline ilişkin karar UYAP'a düştü. 6 Temmuz itibariyle valilik parkın açılacağını tırnak içerisinde duyurmaya başladı. 8'inde parka doğru giden, parkın açıldığı duyurusundan sonra parka doğru giden arkadaşlarımız, Mücella ablanın da arasında bulunduğu arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Gözaltında çeşitli hak ihlallerinden sonra serbest bırakıldılar. Bu yargılama devam etti. İddianame düzenlendi ve devam etti. Ve beraat ettiler. Beraat kararı da kesinleşti. Oradaki suçlamalar neydi? Esas olarak 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ettikleri iddiası vardı. Aralarından 4 arkadaşla ilgili de Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi anlamında bir örgüt kurdukları iddia ediliyordu. Bu sırada tabii parkta eylemler sürerken oldu bunlar değil mi? Daha uzun sürdü. 2 evet. Yılı aşkın bir süre sürdü. Ama bu gözaltılar süresinde park demeyelim ama Taksim civarında insanlar tepkilerini, itirazlarını dile getirmeye başlıyorlardı. O tarih itibariyle de Fethullahçı polis şefleri aslında sağda solda kimi arkadaşlarımızın yüzüne karşı sizi hükümete devirmeye teşebbüsten, silahlı isyandan yargılayacağız diyorlardı. Diyenlerden bir tanesi 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi'nde tanktan kamuflajıyla çıkan emniyet görevlisidir. 2014 başı itibariyle, Ocak ya da Şubat itibariyle böyle bir ne diyelim operasyonun tırnak içerisinde söylüyorum olacağına ilişkin çeşitli bilgiler bize kadar ulaşmıştı. Hani ayağınızı denk alın kabilinden diyelim. Fakat kendi koalisyonları içerisindeki çatlak nedeniyle bu önem sıralamasında gerilere düştü gibi anlıyorum bugünden bakarak. Fakat o tarih itibariyle durum şu: Fethullahçılar bizle ilgili soruşturmayı sürdürüyorlar. Bütün izlemeler, dinlemeler, teknik ve fiziki takipler, esas olarak olay kurgusu, esaslı bir kurguya sahip bir iddianame çünkü bu. Olay kurgusu Fethullahçıların yaptıkları iş. Savcılık iddianameden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre de yıllar sonra bu delilleri yeniden değerlendiriyor ve tırnak içerisinde kıymetlendiriyor. Yani ceza mahkemesi hukukunda böyle bir şey yok. Ceza mahkemesi kanununda da böyle bir usul yok. Esas olarak hukuken olan bitenler bunlar. Şunu eksik bırakmayayım. Taksim gezisiyle ilgili imar planı iptal edildi. Biraz önce anlattığım iptal kararı buydu. Danıştay 6. Dairesi bu iptal kararını onadı. Fakat daha sonra Danıştay 6. Dairesi'nin üyelerinin bileşimi değiştirildi. Olağanüstü bir inceleme olan karar düzeltme aşamasında karar gerekçesiz olarak bozdu. Dosya tekrar geri geldi. Çok iyi bir bilirkişi raporu ile davanın reddine karar verdi mahkeme. Fakat o kadar hırslı ki AKP iktidarı o bilirkişi raporu dosyada kıymetli bir evrak olarak kalmasın diye yeniden dosyayı bozdu ve bilirkişilerle ilgili de soruşturma açıldığına ilişkin haberler var. Yani Gezi'ye o ya da bu şekilde temas eden herkesin üzerinden bütün topluma bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Bir korku iklimi yaratılmaya bu vesileyle de çalışılıyor. Peki hani yine başa dönmek istiyorum. Biraz daha o kısmı açabilmek için.
daha o dönemden hükümeti devirmeye teşebbüsle sizi suçlayacağız diye açık açık söyleyenler aslında harekete de geçti o dönemde ve gezi eylemleri sürerken o dönem şimdi firari olan Fethullahçı savcılardan Muammer Akkaş bir soruşturma açtı, dinleme süreçlerini başlattı. Hem iddianameden bunu görüyoruz hem o dönem kamuoyuna yansıyanlardan. İşte Osman Kavala ile ilgili fezlekenin hazırlanma süreci de buna denk geliyor galiba. Peki yani siz o zaman vakıf mıydınız? Size hiç bir tebligat yapıldı mı? Bu konuyla ilgili bir soru soruldu mu? O süreç nasıl işledi? Şöyle, 8 Temmuz 2013'te gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili o tarih itibariyle de arkadaşlara anlatmaya çalıştığım çok hızlıca yazılan bir polis fezlekesi geldi. Esas olarak sosyal medyada Taksim Dayanışması'nın açıklamalarıyla sınırlı bir fezlekeydi ve 8 Temmuz'la sınırlı bir fezlekeydi. Başka bir soruşturmanın mutlak olarak var olduğunu ben herkese anlattım. Çünkü telefon dinlemesi olması lazım. Telefon dinlemelerini yaptıkları bir dosya olması lazım. Teknik takipleri, fiziki takipleri yaptıkları bir dosya olması lazım. O dosyayı hiç ortaya çıkarmadılar. Bu biraz önce söylediğim sözleri bir tür sokakta hakkını arayan kamu emekçilerine, örneğin rahmetli Mustafa öğretmenimize ulu orta söylediği için biliyoruz. Bize herhangi bir tebligat yapılmadı. Şunu söyleyeyim. Haziran 2013'ün ilk başında şöyle bakmışlar mesela. Gezi direnişi o kadar baş edilmez bir şey ki siyasi iktidar açısından. Bunu bir ne diyelim karalama işini nasıl yaparız diye bir hesaba girişmişler. Ve bunu bir tür ne diyelim ecnebi oyunu olarak resmetmek, ecnebi oyunu olarak takdim etmek için bir dezenformasyon ne diyelim mekanizması kurup bir buna ilişkin bir kağıt yazmaya karar vermişler. Bu iddianamenin özellikle ilk bölümü sadece bu işe yarar. Başka bir izahı yoktur. Yani gezi direnişi herhangi bir fonla, fonculukla ne izah edilebilir ne anlaşılabilir ne de gerçekle uzak yakın ilgisi vardır bunun. Ama şöyle de bir tablo görüyoruz. Hani o en başta nasıl bir kurgu yapıldıysa, hani ben iddianameden sonra şuna da baktım. Bu işte Otpor, işte Soros, işte Maroviç, işte Gene Sharp'ın sivil başkaldırı 198 maddelik eylem planı vesaire. Aslında Gezi'de daha ilk sokağa çıkıldığı günün hemen ertesinde hükümete çok da yakın olmayan bazı kanallardan bu yazılmaya başlanmış. Buna dikkat. İşte Sorosçu hareketler, işte Turuncu devrimleri de böyle yaptı. İşte Mısır'da da şöyle oldu. İşte Türkiye'de de bu yapılmak istiyor. Oradan da hep ODTÜ'de bir sene, iki sene önce yapılan eylemlere atıfta bulunmuş. Aslında burada denendi, başarılı olamadı vesaire gibi. Her ne kadar savcılık işte biz yeniden kıymetlendirdik bu Fethullahçıların ürettiği dosyadaki delilleri dese de aslında aynı hatta gidildiğini görüyoruz iddianamede. Evet. Yani yine bu iddia ısrarla sürdürülüyor. Bu iddia nereden çıkıyor? Yani şaşırtıcı değil mi? Gezi'de olan işte Taksim'de bir sivil toplum mücadelesi yürüten insanlar için hani Maroviç'i tanıyan var mı? Buraya gelmişliği var mı? Nedir bunlar? Valla iddianamede uzun bir bölüm var. Ben bunu tekrarlamak istemem ama bunun akılla, izanla herhangi bir ilgisi yoktur. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani Gezi direnişinin başladığı an 27 Mayıs akşamı. İddianameden anlaşıldığı üzere Haziran'ın ilk günlerinde aslında bütün bu ne diyelim bu dosya Haziran'ın ilk günlerinde başlıyor. İzleme yani fotofilm merkezinin kayıtları 28'inde, 29'unda, 30'unda, 31'inde de var ama bütün bu hikaye aslında Haziran ilk günlerinde başlıyor. Biraz önce söylediğim gibi burada bakıyorlar, biz bunu o dönem AKP-Fethullah Koalisyonu açısından şunu söyleyebiliriz. O kadar temiz bir şeydi ki Gezi, onu nasıl başa çıkacaklarını bilemediler ve o yüzden biraz da çaresiz kaldılar. Ulusalcı kalkışma dese değil. Ne diyelim terör örgütlerinin organizasyonu dese ilgisi yok. Ne diyelim CHP'nin öncülük ettiği dese evet 1 Haziran'da CHP mitingini iptal edip Taksim'e gelişleri mühimdi ama öyle değil. Kürt hareketinin oyunu dese o tarih itibariyle işte, Sırrı Süreyya Önder'in rolünü başa koymaya çalışsa o da değil. Hani dolayısıyla böyle bir hikaye anlatmak, böyle bir hikayeye inanmak ve inandırmak konusunda kararlılar. Şimdi Gezi'de
İstanbul'da olmayanlar için tekrar söyleyeyim. Gezi'nin iaşesi hiçbir yerden sağlanmadı. İnsanların evlerinden getirdikleri malzemelerle şey oldu. Yani iddianamede finansörlükle ilgili iddia yani 100 küsür sandviç. Şimdi tanımadığım insanlar da var aralarında. Bunlarla ilgili başka bir hesabı varsa siyasi iktidarın ya da benle ilgili hani Gezi'yi kurmadan, Gezi'yle ilgili laf etmeden görsün benle hesabını. Ama hani mesele bu değil. Türkiye'de aşağıdan yukarı en önemli itiraz hareketini kriminalize etmek, suçla ilişkilendirmek ve tarihi yeniden yazmak için yapıyorlar bunu. Şimdi Ukrayna'daki mesele, ya affedersiniz ama Ukrayna'da nasıl anlatayım? Yani sağcı. Hani haddimi aşan ifadeler kullanmak istemiyorum ama İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin kabus laflar eden bir siyasi ekip var. Başka benzetilen yerler Arap Baharları'na benzetiliyor. Evet. Hani Arap Baharları'nın aşağıdan itiraz kısmına benzetilebilir. Buna itiraz etmem. Fakat Arap Baharları'na ilişkin olarak meselenin ne diyelim sahibi, sponsoru Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıydı. Şimdi ne oldu da buna ilişkin bir şey söyleniyor, değiştirmeye çalışılıyor. Bana sorulan sorulardan bir tanesi, uzun anlatmayayım, Mısır'da bir meydan da Tahrir'de işte bir mesele var. Orayla ilgili bizimkiler ne yapıyor diye soruyorum telefonda bir arkadaşa. Şeyim şu, yani ihvancılar bir meydandalar, darbeciler ona karşı bir pozisyon alıyor. Bizimkiler kesin olarak başka bir üçüncü yol açmışlardır diye bir tahmin yürütüp bir arkadaşı arıyorum ve ona soruyorum. Doğru çıkıyor. Üçüncü meydana çıkmış bizimkiler. Bizimkiler kimdir diye sordular bana. Valla bizimkiler şeriatçılar ve darbeciler dışındaki geniş halk yayınlarıdır. Şimdi bu kadar yalındır mesele. Occupy eylemlerini yani New York'un göbeğinde, Seattle'ın göbeğinde, ne bileyim kapitalizmin metropollerinin göbeğinde, kapitalizmin bizzat kendisine itiraz eden eylemleri emperyalizmin bir oyunu olarak niteleyecek bir akla benim diyeceğim bir söz olamaz. Daha doğrusu ne diyeyim, Allah bildiği gibi yapsın demek dışında bir söz olamaz. Bütün uluslararası deneyimden okumuş etmiş genç arkadaşlar vardı. Yani ben Gene Sharp ismini ilk defa polis sorgusunda duydum. Hani bu mahcubiyetle söyleyeyim. Ama sorun şu, yani daha fazla isim alacaksak ne bileyim ben hani kişisel olarak ben Marx'ı tercih ederim. ya da ne bileyim Harvey'i tercih ederim kent mekanı evet. Konuşuyorsak. Bu tür böyle olur olmaz teranelerle izah edilemez bu mesele. Esaslı bir istihbarat faaliyeti olduğu açık. Bunun işaretlerini daha da somut olarak göreceğiz. Yani devşirilmiş tanıklar başta olmak üzere bunlar yargılamanın aşamalarını daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Evet ama yani 6 yıl soruşturulan hani neticede gelinen nokta mesela iki tane tutuklusu var dosyanın. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğulları. Osman Kavala ile ilgili iddianamede hani ek klasörlerde elbette daha fazlası vardır ama iddianameyi okuduğumuzda işte Soros'la ilişkilendirilen Gezi'nin finansörü yani Türkiye genelinde yüz binlerce insanın sokağa çıkmasını finanse ettiği söylenen kişiye yönelik dinleme kaydı iddianameye konulan işte poğaça var mı? Plastik sandalye. Plastik sandalyeler gelebilir mi? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Diye çok basit gündelik yapılan bir konuşma. Belki Gezi'den yolu geçen herkesin kendi arasında yapabileceği bir ihtiyaç var mı? Şeklinde bir konuşma. Ama oradan işte bu Gene Sharp'ın 198 maddelik eylem planını bir de iddianamede uydurma çabası olduğunu görüyoruz. Şöyle uydurma çabası. İşte Mehmet Ali Alabora gene davanın sanıklarından Gülçin hocam şöyle bir uydurma çabası. He. Sevişmek suç. Evet. Sevişmemek suç. Evde oturmak da suç. Yani hani sevişmek de sevişmemek de suçsa Allah herkese sabır versin yani. Nasıl olacak hiç bilemedim yani. Öyle. Yani işte sivil itaatsizlik işte belli tarihlerde mi minör oyununun oyuncuları sokağa çıkmamıştır. İşte ya ve Gezi'de yaşamını yitirenlerin cenazelerine katılmak bile bu eylem planının parçası gibi gösterilmiş. Ama ister istemez insan şunu soruyor. Hani alıştığımız işte Ergenekon'dan bu yana aslında bir iddianame şekli ve şemali var. Bu bunlardan da biraz farklı. Farkı yani, şu. Evet. Şimdi buna şuradan geleyim ben.
Birincisi, Kavala'yla kimse aynı fikirde olmak zorunda değil. Ben de mesela esaslı farklılıklara sahip olabilirim. Fakat bu iddianame kapsamında, böyle bir iddianameden hiç kimsenin bir gün dahi tutuklu kalmaması gerektiği açık. Şimdi şunu düşünebilir insanlar. Ağırlaşmış müebbet isteniyor hakkında. 2970 yılda bunun üzerine ekleniyor. Sen hangi cesaretle böyle dik dik konuşuyorsun? Tam olarak hukuk fakültesi mezunu olmanın verdiği araz bu. Yani olmaz. Böyle bir mesele olmaz. Sizin sorduğunuz soru yineci hocam. Biz işkenceyle delil elde edilmesini biliyoruz. Gayet iyi bilir bu ülkenin devrimcileri o dönemleri. Uzun yıllardır işkenceyle delil elde edildi. Delil uydurulduğu dönemleri biliyoruz. Fethullahçı yargılamaları bunun en cisimleşmiş dönemiydi. Yani. Bu dosya ile sola demiyorum, tüm toplumsal muhalefete, özellikle sola demiyorum, tüm toplumsal muhalefete şu söyleniyor. Delile de ihtiyacımız olmaz. Biz size ağırlaştırılmış müebbet, yani idam dahi isteriz. Ve eğer ülke havası dönmezse buradan ceza vermeyi de amaçlarız. Mesele budur. İşkenceyle elde edilmiş delilden, uydurulmuş delile, şimdi delile ihtiyaç duymayan bir ceza yargılamasına. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok araçsallaşmış bir hukuki mekanizma var Türkiye'de. Her zaman böyleydi denebilir. Bu başka. Fethullahçılardan önceki dönemle, Fethullahçılar dönemini aynı şeymiş gibi konuşamayacağımız gibi, bu dönemde o halden bu yana giderek fenalaşıyor mesele, ama şimdi daha da acayip bir hale geldik. Çağdaş Hukukçular Derneği dosyası, orada delil ikamesi denen, delillerin tartışıldığı aşamanın tümden yargılamadan çıkartılması, bunun mesela en önemli şeylerden bir tanesiydi. Cumhuriyet davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı, yani ve Anayasa Mahkemesi kararının Ahmet Şık'la ilgili olarak oy sayısının değişmesi, sadece bir muhalif kalması. Ahmet Şık dosyaya sonradan eklenen bir ve dosyayla aslında o dosya bağlamı dışında olan, yani o dosyanın da dışında, yani ona yöneltilen suç da muhabir, farklı. Hani böyle kızabilir kendisi ama muhabir parçası. Hani o iddianamenin bir argümantasyonu var, o kapsamda Ahmet bir muhabir parçası. Ama başka bir muhalif, çünkü orada bir tür bir ideolojik iklim var. AKP iktidarının gereksinimleri var ve yargıçların bunu bilmeleri zorunlu hale, buna uygun davranmaları zorunlu hale getiriliyor. Çözemediğim mekanizması. Çok tehlikeli bir dönemin kapısı açılıyor. Türkiye'de olumsuz anayasa olarak tanımlanan ceza hukuku açısından delilsiz bir yargılama ve muhtemelen cezalandırma mümkün hale getirilmeye çalışılıyor. Bir yandan da şunu görüyoruz. Mesela çok yakında Hizbullahçıların kabus değil mi? Tahliyesinin olduğunu ve çok garip gerekçelerle tahliye edilebildiklerini gördük ve aynı gerekçelerle başvuran işte başka örgütlerin mensuplarının hiçbirisi için benzer kararlar çıkmadı. Sayalım hangi örgütler oldu. Evet, yani KCK, zinhar. Demirci Karargah, zinhar. Çok açık. Hanefi Avcı dışarıda. Hanefi Avcı dışarıdayken ceza, çok uzun anlatabilirim, insanlar içeride. Ya, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu yargı mekanizmasının bu kadar basit bir alet halini, bir konserve açacağı haline dönüştürülmesi çok acıdır ve döner kendisini vurur. Evet, ama mesela şey benim özellikle dikkatimi çekti. Mesela Van'da verilen bir tahliye kararında sadece Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıf yapmıyor. Diyor ki bu Hizbullahçılarla ilgili önceki kararı veren Yargıtay'daki üyeler, ki Yargıtay'daki üyeler dedikleri bütün örgüt suçlarına bakan 9. Ceza Dairesi bütün örgütlere bakıyor. Bu üyelerden şu kadarı işte cemaat soruşturmasında ihraç edilmiştir, tutuklanmıştır, başta başkan olmak üzere. Bu nedenle bu bir tahliye gerekçesidir diyor. Ama geliyoruz Gezi iddianamesini, biz yeniden kıymetlendirdik diyor. Yani ona gelmeden binlerce hükümlü var cezaevinde, Yargıtay 9'un onadı. Evet. Ben duruşmasını gördüm, murafasını gördüm. Yani olacak iş değildir. Olacak iş değildir. Yani o gözle bakınca aslında bu yeniden kıymetlendirme meselesi nasıl gözüküyor demek istiyorum. Kabus. Ayşe öğretmen kararı. Herkes evet. Çok mutlu oldu. Ben şöyle söyleyeyim. Ayşe öğretmen kararı Türkiye'de yargının ne kadar araçsallaştığı, hukuksuzluğun ne kadar derinlettiğinin kanıtıdır. İşini gördü. Yani o an için. O an için işini gördü. Şimdi Cumhuriyet kararını vermiş, Ahmet Altan'la ilgili karar vermiş, gazetecilerle ilgili karar vermiş. Başka çok kötü kararları da var Anayasa Mahkemesi'nin. Ama burada zaten o mesele bitti. O meselede korku duvarı inşa edildi. Bitti. Mesela ben burada karar verebilirim
kadar yalın izah edilebilecek bir faaliyet sürdürüyor Türkiye'de adliye bürokrasisi. Evet, ve artı içine koyduğu bazı yorumlar da bunun için akademisyenler vesaire bir sürü davada negatif pozitif mi etki yapacak, onu bir göreceğiz. Orada da iş görülür görüşme görmez miyim? Barış akademisyenler meselesinde o döneme ilişkin bir mesele vardı. İkincisi de kamu personel rejimini değiştirmek için bir araç olarak kullandı bir tane imza metnini. Şimdi bir kısmı halloldu gibi gözüküyor. Diğer kısımla ilgili hallolup hallolmadığına karar verecekler. Peki tekrar iddianameye dönecek olursak. Şimdi 24-25 Haziran'da Silivri'de yargılamalar başlayacak. Can Atalay niye sanık orada bir kere? Sizle ilgili suçlamalar ne? Kendinizle ilgili suçlamaları okurken nasıl gördünüz delilleri? Biz şöyle bir tanesi Gezi'nin finansörü olduğumuz iddia ediliyor. Kavala, Mücelli abla ve ben. Hani Kavala gibi bir insanla finansörlük kısmında ismimiz beraber anıldığı için sokakta biraz daha havalı yürüyor olabiliriz. Şaka yapıyorum. Bir bu hani biz bu meselede ne diyelim Taksim danışması vesilesiyle tam olarak izah dahi edemeyeceğim biçimde suç işlemekle itham ediliyoruz. Mantık şudur. Örneğin mala zarar verme suçu oluşmuş. Kişi şikayetçi, mala zarar verme suçunun unsurları. Kişi şikayetçi değil, hükümeti devirmeye teşebbüs suçunun delili. Bu kurucu unsurlarından bir haline getiriyor. Valla benim neden ya da Mücelli ablanın neden, Tayfun Kahraman'ın neden ve nasıl sanık haline getirildiğini hani benim izah etmem mümkün değil. Gerçekten bir hukuk fakültesi mezunu olarak hani ben bu topa girmem, giremem. Demin de söylüyorum yani bir delillendirme ihtiyacı yok. Bir hipotez var. Aslında temel mesele bu. Yani. Evet, bir hipotez var. Bu hipotezin çerçevesinde insanların da buraya iliştirilmesi var. Bizim durumumuz, bizim üçümüz açısından durum şöyle söylenebilir. O dönem kitlelere tercüman olmaya çalışan bir heyette yer aldık. Bir kısım insanla birlikte kitlelere tercüman olmaya çalıştık. Esas gerekçesi, esas nedeni budur diye düşünüyoruz. Peki delilin olmadığı bir yerde insan kendisini nasıl savunur? Nasıl savunacaksınız? Vallahi bilmiyorum hocam. Gerçekten kafam çok karışık. Avukat arkadaşlarımla da abilerimle de hani düzenli olarak konuşuyorum. Kafam çok karışık. Ama şu bilinsin. Bu karanlık gider, Gezi kalır. Sanırım sona yaklaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. Gezi bu memleketin, bu toprakların Orta Doğu'nda eşitlik, özgürlük, adalet umududur. Dününüze ilişkin olmaktan daha çok geleceğinize ilişkin bir meseledir. Siyaset çok ana akıma toplaştı Türkiye'de. Fakat bu kadar piyasacılık, bu kadar hak tanımının, haksızlığın kural haline geldiği bir rejim AKP tarafından değil, başka bir parti tarafından da devam ettirilse bunun sürdürülebilir bir tarafı olmadığı kanaatindeyim. Esas olarak Türkiye bir hukuksuzluk cehennemin içine, bir karanlığın içine yuvarlanıyor. Tekrar bu sene de aynı sözü söyleyeceğiz sokakta da. Bu karanlığın gideceğini, Gezi'nin bu toprakların eşitlik, özgürlük ve adalet umudunun, aşağıdan itirazın, sıradan yurttaşın kendi sözünü sokağa megafon kılarak söylemesinin bu ülkenin ve Orta Doğu'nun en önemli umudu olduğunu tekrar vurgulayacağız. Duruşma salonunda bunu söyleyeceğiz. Çok tırnak içerisinde söyleyeyim, tutuklular var. Hani bizim açımızdan da riskli bir dosya ama çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hep beraber izleyeceğiz. Yani saçma eğlence anlaşımı olduğu düşünmelidir. Burada itiraz edemeyeceğim. İzleyeceğiz. Artık geçmiş olsun mu denir. Umarım her şey olumlu biçimde ve anlaşılır biçimde sonuçlanır mı denir. Her şey güzel olacak. Evet. 24-25'inde Silivri'de yargılamalar başlayacak. Çok teşekkür ederiz. 31 Mayıs'ta da Taksim'de olacağız yine. 31 Mayıs'ta da Taksim'desiniz. Onu da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.